Ülkemizin en değerli iş adamlarından sayın ve sevgili Mustafa Koç'u kaybetmiş bulunuyoruz. Acımız çok büyük. Koç ailesine, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye sabır ve başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Büyük üzüntü içindeyiz. Ülkemizin çok değerli bir insanı, bir sanayicisi, Türk ekonomisine çok büyük hizmetler veren bir insanı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ani bir vefat oldu. Onu haberini aldık ailesinden. Ailesine sabırlar dileriz. Kendilerine Allah'tan rahmet dileriz. Türkiye'nin muhtaç olduğu kıymetli insanlardan birisiydi. Ve Koç ailesi, Koç Holding'in binlerce insana ekmek parası, iş imkanı sağlayan bir büyük bir holdingin başında bu kıymetli insanın ani vefatı hepimizi üzmüştür. Ben şahsen kendisini de yakından tanıma imkanım olduğu için çok değerli bir insan olarak tanıyordum. Çok hayırlı bir insan olarak tanıyordum. Cenab-ı Allah onu rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Babasına, annesine, eşine ve çocuklarına sabır versin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle Koç ailesinin, Koç grubunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir dostumuzu, arkadaşımızı, iş adamını kaybettik. Şok oldu hepimiz için. Çok üzüntülüyüz. Onun için fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Herkesin başı sağ olsun ve Allah ailesine sabır versin. Arkadaşlar, tanımaktan gurur duyduğum, arkadaş olmasından gurur duyduğum, hem adı gibi hem soyadı gibi bir insan. Ülkeye acı bir haberle güne başladık. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Hepimiz için örnek bir insan, örnek bir karakterdi. Gençliğe, tecrübelilere, kadına, erkeğe, hepimize, Türkiye örnek bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun.